Evet herkese merhaba. Yine yarı saydam bir şekilde burada karşınızdayım. Çok güzel. Şu yarı saydamlıktan bir kurtulalım o zaman. Nasıl olacak acaba? Okey. Geçiş olarak hallettik gibi görünüyor. Süper. Bugün konuğumuz da var. Gökberk bizimle. Şimdi Gökberk'e bağlanıyoruz. Merhaba Gökberk. Merhaba chat. Hoş geldin chat'te. Kimse var mı? Bir bakalım. Hiçbir fikrim yok. Ben varım. Çok iyi. Harika. Kendi kendine merhaba diye. Bugün şizofreni bir yayın. Çok iyi. Moderatörümüz Pitiz de buradaymış. Hoş geldin. O zaman bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi bir practice yapalım. Yeni sezon. Artık C-Class oldum. Evet, BMW Challenge'da yarışmak zorunda değilim. Ancak Gökberk'le beraber biraz takılalım diye böyle bir şeyler yaptık bugün. Derimi aldıktan acaba sonra da aslında IMSA'ya geçebiliriz. Bakalım. Bakalım. Neden olmasın? Bu açıkmış zaten, okey. Süper. Ben bir de şunu yaparsam chat'i de görebilirim sanırım. Aynen öyle. Oha, süper. Her şey mükemmel oldu. Sana off topic bir soru sorayım o zaman. Tabii ki, tabii ki. F3 hangi class'ta serisi? F3 nasıl yani, hangi class'ın serisi? Yani onun serisi nerede? B'de mi? C'de. Simcube. F3. Selam Erik Suyu, hoş geldin. Nasılsın? Sevgili Erik Suyu. Teşekkürler Pitiz. Güzel bir spin attım. Yerinden takip ediyorum bir yandan da daha ben çıktım. Bastıramaz bizim sesimizi. Şimdi mümkün değil. Bakayım. Mümkün, hala mümkün. Şöyle yapalım. Evet. O da olacak. Bugün yapacaktık ancak bugün benim bulunduğum yerin tam karşısındaki binayı yıkmaya karar verdikleri için o gürültüde değil müzik yarış bile yayınlayamayacağımdan dolayı erteledik başka bir zamana. Muhtemelen haftaya salı olacak ama salı günleri müzik yayını yapacağız gibi görünüyor tekrar. Ben de özledim. Ben de. Ama şimdi ben bunu bu kadar kısınca ben ne duyacağım ki acaba? Hayırlısı. Yayından kısaydın ki. Yayından kısmak demişti. Bunlar hep ayar. Yıkılan kalpler olmasın Atakan Beyciğim. Yok yok, yıkılan kalp yok hocam. Her şey yolunda.
İlk viraj aslında fena girmiyor. Ama ilerideki yerlerde bir sıkıntı var. Orayı bir çözmek lazım. Soğuk lastiklerle sürmek gerçekten zor. Hoppa! Gidiyoruz. Bıraktım. Çok güzel. I'm hanging here like a cow diye bağıracağım burada. Hülkenberg gibi. Ters mi kaldı araba? Ters kalacak zannettim de düzeldi son anda. Dur bakayım şuradan. Yayın geriden geliyor biraz sen. Buradan açarsan ben bunu duyarım ya. Okey. Hadi sen de gel oraya da beraber çarpalım. Daha yeni mi geldi o? Şimdi geldi. Mızrak gibi. Tabii dümdüz gittim girdim oraya. Çime kaptırınca. Aynen orası arkayı da kaptırıyor. Sadece arka lastikleri ben bazen değdiriyordum da. Hayır. Gene çarptım çok sağ. Sepete bir de Road Atlanta ekledim. 4 oldu. Birazdan tamamlarız. Geliyorum. Pitten çıkamıyorum oğlum ben şu an. Pistin ortasına atladım yemin ediyorum. Amatörlükte sınır tanımıyordum ben adeta. Bir turu tamamlayamadım lan daha. Lastik fiziği mi çok değişti yoksa? Çok, çok. Ha, belki o yüzdendir. Şimdi konuşamıyorum da birazdan ben de süreceğim ya. Yorum yapamıyorum. Sağlıklısı da o zaten. Bir dakika ben de direksiyonumu kurup hemen gidiyorum. Okey. Neyse bir tur tamamladım sonunda. Off track şey ama out lap gerçi ama. Evet yavrum. Ne yapıyorsunuz orada? Park etmişler. Çok güzel. Demek ki daha erken fren yapacağız orada. Bu kadar basit. Evet sevgili seyirciler. Summit Point'te BMW Challenge'ın bir practice odasına girdik. Antrenman yapmak üzere. Gördüğünüz gibi tutunmaya çalışıyoruz. Ancak az sonra yazacak tutunamadı diye. Plastiklerin ısıları. Right side. Clear on the right. Plastiklerin ısıları maalesef düşündüğümüz gibi değil. Öndeki arkadaş bu arada pistin en hızlı ismi, o da tutunmakta zorluk çekiyor. O
Off track olur tabi. Okey. Kaç yapmış bu arkadaş? 1.06 490 yapmış. Ben kaç yapacağım? 1.10. Büyük ihtimalle öyle bir şey yapacağız şimdi. Hatta bakayım. 1.6 7 8 9 10 1 2 Tamam yapmıştım zaten. Acaba pist kaç derece? You got a slow car on the left. Evet, ona bakalım. Go right. Evet, şöyle yapıp dokuz, on, bir, slow car ahead. Ben geldim ama benim pedal çıldırmış durumda. Ne gibi? Gaz pedalım kendi kendine basıyor. Tozunu alman gerekebilir. Aynen, ben de bir yağ bir şey. Estağfurullah, o tarz bir şey. Çok kilitledik lastikleri ama. Best 1.5 mi atmışım ben burada? Oha. Eski lastik fiziğiyle ben BMW'de sürmüş müyüm ben burada? İyi, çarpmadan durmayı başardım. Ama biri daha gelip bana çarpmadan buradan siktir olup gitmem lazım. Bak, bir pedal operasyonuna ihtiyacım olacak. Okey, sen onu hallet. Ben de şu bir şey var aklımda, ona bir bakayım olacak mı acaba? Evet, onu halletmişiz. O zaman şöyle yapabilirim. Bakalım neler olacak. Neler göreceğiz bacıma? Bacıma konuşamıyorum.
Okey. Oo, Turgut Bey de mi yayındaymış? Harika. Turgut Kavuncu'yu da takip edin arkadaşlar, kendisi de bir başka güzide yayıncı arkadaşımızdır. Aynı zamanda müzisyen. Davulcu. Gökberk bu arada pit alanında hazır olduğunu haber ver. Ben direkt geleyim yanına, beraber çıkalım. Harikasın Pitiz bu arada. Teşekkürler paylaşım için. Evet be. Dokuzunculuğa kadar çıktık bu arada. Ha, cevap veremedim de tamam. Sökmem gerekecek ama bir 15-20 dakika sürecek muhtemelen. No problem. O da 1,5 saatte biz girdiğimizde. 1 saat de olsa takılırız işte beraber. Sırf bu yüzden biraz G29'dan soğumaya başladım. Ara ara temizlik istiyor ama ya. Toz. Bu işte ara ara değil ama yani. Benimkisi her artık oturuşumda temizlemek gerekiyor gibi bir şey oldu. Belki de her kullanımdan sonra temizlemek lazım. Bilmiyorum ki. Ya bu kadarı biraz saçma. T300 RS düşünmüyor değilim. Keşke. Ama onun da kendi kötü yanları var. Pedalları bunun yanına yaklaşamaz herhalde. Valla bunun pedalları güzel ya. Aslında ben beğeniyorum da. İşte bunun pedalları güzel. T300'lerin kötü pedalları. Kendi pedalları iyi değil. Clear on the right. Neler oldu orada, beraber çıktık heriflerle ya. Bu arada 6. en iyi zamanı yaptım. Bir 7700'e indirdim şu an turu. Ben burada 1.5 yapmışım BMW'li abi. Şu an en hızlı tur 1.6400. .158 atmışsın ki sen hani çok da fazla atmamıştın burada hatırladığım kadarıyla. Evet. Gene antrenmandır hatta yarış. Girdiğimi hatırlamıyorum BMW'yle. Hoppa gitti. Sanki birkaç kere girmiştik. Yarışa mı? Belki daha aynı odaya gelmemiştik. Belki. Tamam tamam, doğru, yarışa girmişizdir. Sezonu tamamlamak için girmişimdir kesin. O da doğru. Of, ön tarafta ne oluyor öyle? Takla atan bir araba gördüm. Niye durdu orada laps diye? Çok güzel, çok zevkli. Nerede kaldığıma dair hiçbir fikrim yok. Ormanın içindeyim şu an.
Left side clear. Herkes önümde dağılıyor. Oğlum yarışına girmek lazım aslında önümde. Önümde böyle kendi kendine sana yol veren arabaları görünce çok zevkli oluyor. İlk turlar lastikler soğuk oluyor ya çünkü. Millet patır patır dökülüyor abi. Bir de herkes piste alışma evresindedir. Çok da hızlı değildir turlar muhtemelen. Tabii o da oluyor. Evet sevgili seyirciler. Aha herkes lastik mağduru. Kesinlikle ya. Hoş geldin bu arada MCITR. Ben senin gerçek adını unutuyorum nedense ya. Alışamadım nickname'ine. Mesut muydu? Mustafa mıydı? Atıyorum şu an. Mert Caner, tamam. Kusura bakma ya Mert. Gene aynı yerde. Bunlar hep sigaradan işte. Ama çarpmadım. O yüzden sıkıntı yok. Zaman çizelgesinde de 6.'yiz. O yüzden kafa rahat. Kaç kişi var acaba şu an? Kaç kişi tur atmış? Oha. Çok kötü girdim oraya be. Yeah. Hala gaza basarken kayıyor araba. Benden gürültü patırtı geliyor mu bu arada? Az, sıkıntı yok. Pedallarını yaptığını bildiğimiz için bence bir sorun yok. Daha iyi, daha gerçekçi. Bu da pit grip çalışıyor. Pedalları, tabii tabii. Pedalları yapacağım diye bir ses çıkartmasaydım bilmiyorum insanın aklına türlü türlü şeyler gelebilirdi yani. Ay oraya niye giriyorsun ya? Geç lan geç. Allah belanı verecek gerizekalı. Yürü lan. Bakayım sen ne yapıyorsun acaba? Oo merhabalar Sedat Bey hoş geldiniz. Ha yayın işini konuşalım. Birazdan. Anladım anladım. Şu yayın işte yarın mı bu? Yoksa haftaya çarşamba mı? Ben size yazdım o kadar ama dönüş olmadı. Serhat Bey, haftaya tamam. Birazdan geleyim. On your left.
clear. Şimdiyiz. You cut the cords. You've got to slow down and give up that time. Pit limiter açınca TC'yi kapatıyor bu galiba ya. Bir daha çime çıkarsam deneyeceğim. Slow car ahead. Go right. Böyle değil ama. Aynen böyle işe yarıyor. Lan! Hoppa! Çime çıkan çimde savaşıyor oğlum, bize çok komik. Arabayı döndürmeye çalışırken olduğu yerde dönenler falan görüyorum, çok acayip. Benim de başıma geliyor tabii. Hop! Aa. Güzel, arabanın arkasını vurmadığımız sürece sıkıntı yok. Gelen var mı? Yok. Güzel. Rahat rahat çıkabiliriz piste böyle. İyi, kırmadık arabayı, çok iyi. Aa, çok eğlendim. Bana iyi ki kimse gerçek araba vermiyor abi. Logitech ve dişlileri muhteşem. Groove çalışıyor Gökberk için. Pedalındaki sorunu gidermeye çalışıyor adeta. Adeta. Hıhıhı.
Evet. Tamam gibi. Süper. Bu kontak temizleyici arkadaş yalıtkan bir malzeme değil mi? Yalıtkan değil. İletken de değil, yalıtkan da değil. Ya elektriği iletir ya iletmez, nasıl? Şu an fizik kuralları... Error verdi. Aynen. Dumanlar çıkmadığına göre yalıtkandı zaten muhtemelen. Niye? 220'ye mi sıktın? Yok, direkt fişten sökmeden canlı canlı sıktım. Bir şey olmaz canım, öyle yapıyorsun zaten. Yani iletken bir malzeme. Oradaki iletkenliği arttırıyor işte şu. İletken olsa mı kısa devre yapar ya? Birbirleriyle değmemesi gereken şeyler çalışır ya. İşte aslına bakarsan o yüzden ne iletken ne yalıtkan, çünkü yalıtmak gibi bir özelliği de yok yani hani. Kendisi iletmiyor ama ileten yüzeyleri temizliyor. Yani aynen öyle. Daha iyi iletmesini sağlıyor, o kadar. Vites kutusunu değiştirdik. 5 sıra grid pen altımız var. Hocam Formula 1 değil, merak etme, istediğini değiştirebilirsin burada. Formula 1 de başlıyor bu hafta. Evet. Gene biçimi kaptırdım. Hop, kırıyor muyuz? Kırmadan. Hazır mısın pitte? Kapatıyorum şu an. Oo, ben iki tur daha atarım. O kadar yavaş mısın? 3 tur daha atarım. Ne bileyim. Ne kadar süreceğini öngöremedim şu an. İçim uzun. Vidalar var. Alyenler var. Vidalar var. Alyen mi? O kadar söktün mü ya? Yok şey. Pedallar kendisi alyenle sökülüyor ya. Ha, pedalların üstündeki plakaları diyorsun. Aha. Doğru diyorsun. Okey. O ilk sefer ne deniyordu ona, adını da unuttum. Potansiyometreyi de sökmüştüm ben, onu açmıştım da. Artık o kadar girişmiyorum, direkt kontak cleaner'ı sıkıp geçiyorum. Potansın belli yerlerinden sıkarsan içine işliyor ya. İşliyor da o zaman ben biraz da merakla nasıl çalışıyor hevesiyle açtım da anlamadım gerçi ama açmayın arkadaşlar, pedallarınızı açmayın, 2 saatinizi harcıyorsunuz boşuna sadece. Ulaşacağım bir nokta yok yani orada çünkü. Evet. O zaman sen onu kapatırken ben bir iki dakika şeye gideyim. Beni çağırdılar ya, oraya gideyim. Tabii. Yayına az sonra ekranı vereyim. Sevgili seyirciler de bizim, gel izlemek isteyen beklesin. Biz Gökberk'te az sonra bu pistte BMW'lerle turlayacağız. Muhtemelen kapışırız, eğleniriz diye düşünüyorum.
Valla ben bir çıktım, 24 tur attım. Kaza yaptım ama hiç arabayı vurmadım bir yere. O yüzden çok mutluyum. Süper, masraf yok. Evet, ve ben ne yapmamışım? Tabii ki Trading Paints'i açmamışım. Zaten saçma sapan takılıyormuşum burada yani deminden beri. O da çalışmıyor. Buradan açarız, elimizle manuel açarız kardeş. Bence de eğlenebilirsiniz. Uzun Süleyman. Süleyman geldi. Hoş geldin Süleyman. Gece mi demiş? Ha. Gece sahne var ya. Gece sahne var. Service repair falan diyor. Dur bakalım şöyle yapalım. Lastik mastik değiştiriyor bunlar ya. TV kamerası. Şuradan birkaç lap seçelim. Lap. Evet lap. Lap lap. Laplar bir dönsün. Gene çalışmıyor yani. Thank you.
Evet, tekrar buradayız. Umarım buradayız gerçekten. Bakayım. Değiliz. Bu gene çalışmıyor. Çalışmayan uygulama yapmışlar. Harika. Ses geldi biliyorum. Elimle açtım onu da görüntüyü. Elimle açmayayım dedim. Elimle açacağım anlaşıldı. Tamam peki. Ama bu adam geldiğinde neyse onu da elimizle açacağız. Ben direkt yayını alayım Gökberk'i de. Geldiğinde konuşuruz. Practice diyelim. Muhtemelen tamir etmişlerdir arabamı zaten. Evet. Altıncıydık. Bu kadar zamanda sadece iki kişi daha iyi tur atmış. Burada kalacak mı araba? İlk sektördeki viraj mı orası? İlk virajda dışarı çıktım. Orada kurtaramıyorsun bazen. Lastikler soğuk ya. Şimdi ufak bir ayar yapıp ben de hemen gazlamaya başlayayım. Ya skip barbura döndü işte bütün arabalar. Hikaye o, ben sana söyleyeyim. Hiç sürdün mü skip barbur? Skip barbur hangisiydi hatırlayamadım. Open wheel en böyle basic olan araç. Ha bir kere sürdüm. iRacing'in bütün güncellemeleri, bütün şeyleri ilk orada deneniyor. Bir 10 gün oldu ben sürmeyeli, garip geliyor. Pistten çıkıyorum ben, pitten çıkıyorum. Öyle mi? İlk virajın oradayım o zaman. Ben yavaşlayayım, ben de alışayım bir. Oo çok farklı. İlk virajda diye anlamazsan iyi. Daha çok kayıyor araba. Tabii. Spin mi attın sen? Evet. Aynada gördüm. Okey, bir sonraki virajda dönüyorum. Güvenli bir yerde duracağım. Böyle birazcık yavaşlayacağım. Burası da güvenli değil gerçi. Şurada şöyle yavaşlayayım. Daha temkin, daha yavaş sür. Car on your left. Clear on the left. Duruyorum ben. Geçmeyene bu. Oh baby, geldi okey. Ne güzel renkler öyle. Mercedes çakmalı. BMW arabada Mercedes renkleri. Petronas renkleri, evet. Oo! Gittin mi? Gittim. Çime dokundum ve gittim. Çok farklı. Lastiklerin çok soğuk ya, normal ya. Taygun Orhun Demiroğlu diye biri katıldı odaya. Ama hiç bilmiyorum. Kimdir, nedir, ne değildir. Çok yavaşladım. Burayı dönerken de yanlayacağım büyük ihtimalle. Dikkatli dön. İyi, güzel. Car on your left. Clear. Right side. Still there. Still there, hold your line. Clear on the right.
Car on your left. Çok güzel. Still there. Stay on the right. Clear. Hayır. Geldim. Benim lastiklerim sıcak olduğu için muhtemelen çabuk yetişirim sana. Yani 1.5 benimkilerin ısısı şu an şey basıncı. Benimkiler de 1.5 oldu. Ne güzel, eşit sayılırız. Aa, yanladın mı? Yanladı, tuttum ama. Gördüm. Aa, benim brake bias'ım yanlış. Bir saniye. Kaç yapacaksın? Standart öyle geliyor. 56.9 geliyor. Oha. Bayağı önde geliyor. Ve çok rahat ya bence. Ben 51.9'a çekiyorum. Arkaya mı çekiyorsun? Evet. Çok arkadan kaymaz mı o zaman? 52.1 değil miydi standart önceden? Evet işte, standart değişmiş. Aa, bir de ama şey, yeni fizikle bakalım nasıl tabii, olacak. O yüzden. Ben 51.9 kullanıyordum normalde. Vallahi ben de 54-55 bandına çekiyordum. 56.9'u gördüğümden beri hiç brake bias'ı ellemiyorum. 52.1 bile ben önleri kilitliyordum ya. Çok sert fren yapıyor olabilirsin. Araba kızaklamaya başladıktan sonra yok, gidiyor. Pite girdim ben. Ufak bir önden dokundum. Yavaş gidiyorum. Okey. Ben iç bölüme geldim. En yavaş virajlardayım. Ne? Süleyman dedi. Kaçırdım ben, chat'i göremiyorum. Okuyacağım şimdi. Süleyman gördüm, sormuş. Gördüm. Nasılsınız gördüm demiş. Ha, okey. Yani gerçekten böyle bir talebiniz varsa. Ben onu karşılayamam. Baştan söyleyeyim. Yani şu an tişörtümü çıkartabilirim istiyorsanız ama. Bu arada neredesin? Ben gidiyorum ya mal gibi. 4 saniye var aramızda. 4 mü? Ha, öndeymişsin. Öndeyim sen. Öndeyim ben. Oh, yeah, yeni gördüm. Ama o 4 saniye, şimdi 6, 7, 8 olacak. Ha, sen yavaşlamışsın ama ona rağmen olacak yani. Geliyorum bari. Start finish'e beraber çıkalım. Bas. Ma. Bas. Bilmiyorum, kapatırım herhalde ya. Hoppala. Bye bye. Gördüm gidişini. Böyle sola baktım, gördüm. Çok üzücüydü. Ben arabayı kırmamaya çok dikkat ediyorum. Yani şey, lastiği çok uzun sürdüğü için çarpmadıysam direkt reset atmıyorum arabaya. Geri dönüp piste bir daha turluyorum. Öteki türlü soğuk lastikle bir daha ısıtmaya çalışmak işkence gibi geliyor bana. Tam çünkü ısınmış lastikle zaman kazanmaya çalışırken o bayağı bir öldürüyor arabayı, şeyi, performansı. Tabii tabii. You got it.
Hatta zaman zaman aracı vursam bile eğer direksiyon valla etkilenmediyse ondan, yamulsa bile araba umurumda değil yani. Şey, direksiyon yamulmadığı sürece kaporta yamulsun nasıl, ne olacak? Basıp gitmeye devam ediyorum ben. Vallahi giriyordum lastiklere. Aha geliyor Gökberk. 7 saniye var görünüyor. Yavaşlayayım ben biraz. Pite girdim, pite girdim. Ha öyle mi? Start finish oldu. Benzin bitti. Çıktın mı? Ha gördüm seni. Benim benzin ne durumda? Oho da 80 tur giderim ben diyor. Benzin nasıl bitti lan? O esprisi ya, sikin at. Çaktırmasana sen ya. Mal gibi yedim ben de onu ya. Hoppa. Oğlum üstüne kapatma lan. Bak bak. İp ne ya? Ne oldu, benzin mi bitti? Yok ya, ne benzin bitecek ya. Hıyar BMW'nin arkasına Honda yazısı yapıştırmış. Japoncu mudur nedir? Downshift çiftlerde bile arka atıyor artık. Evet, downshiftlerin hepsini yerinde yapmak gerekiyor. Sanki traction control yokmuş gibi araba ya. Ama keyifli yani. Daha çok gerçek. Keyifli. Basayım mı, bastım? Bas bas bas, geldim ben. Düşük hızlarda çok grip az ya. Yüksek hızlarda yine iyi. Evet. Oo. Ha siktir, aynı anda denk geleceğiz değil mi? Çok riskli, sen fren yaptın büyük ihtimalle. Aynen, gazı bıraktım. Çok kestim orayı ya. Sürekli küçük kontralarla gidiyorum ben ya. Kayacağını hissettiğim her an için hep atak şeydeyim, tetikteyim. Bu virajın çizgisi değişmiş. Kısma. Yeni fiziklerle. Kısma. Oh. Gitti mi arkası? Dümdüz git. Çim daha kontrollüydü önceden. Artık çimde kontrol kalmadı. Aynen. Araba arkayı kaybettiği anda fren gazı aynı anda basıyorsun. Araba bu sefer understeer yapıyor. Bir yerden sonra freni bırakırsan verdiğin kontrolü kurtarıyor. Tekrar fren yapıp istediğin yönde çarpmadan durdurmayı becerebiliyorsun. Yani en azından ben öyle yapıyorum. Genelde işe yarıyor. Çok sıra dışı durumlarda kurtaracak artık hiçbir şey kalmıyor gerçekten. Ama kolaydı BMW. Güzel olmuş böyle olması. Evet. Traction kontrolü de olması. Geldim bu arada. TC vardı zaten de daha çok açmışlar TC'yi. Oh yeah. Dokundun mu? Dokundun. Yapma ya, kontak yazmadı. Yazdı, ben ha, lost control yazmış. Yok, dokundun ama ses geldi. Vallahi bende hiç ses mesajı yoktu, bilmiyorum yani. Benzin bitmiştir ya. Ya benzin bitmiştir, evet. Çıktın mı pitten? Yok. Şey, git kurtarmayı denedim de yok. Asılı kaldı. İlk virajın orada boşluktayım. Geldim. Oh. Gelemedi. Aynada çok güzel görünüyor. Tüh, görünmüyor artık. Çime çıkarttım arabayı. Bir sigara yakayım bari, nedir arkadaş ya? Merhaba arkadaşlar.
Ağam hoş geldiniz. Geldim. Yalnız olmayan şeyler var bu lastik fiziklerinde. Yani çimden asfalta geçtiğimde bir anda bu kadar yol tutması falan, evet. Saçma. Evet, biraz daha kaymaya devam etmesi lazım. Üstüne çim yapışması lazım yani. Yalnız asfalt bilmiyorum sende nasıl görünüyor da bende bayağı fren yerleri inanılmaz koyulaşmış. Evet. Ben bir de grafik ayarları yüksek oynuyorum. Bayağı simsiyah. Aynen bende de öyle koyu. Bir de milletin pistten çıktığı yerler de öyle. Ah. Çok puçlamaya başladım, biraz daha sakin edeyim. Soğukken evet. Başlarda kontrollü gidiyordum da biraz sapıttım. You got a slow car on the left. Sanki fren mesafeleri daha kısa. Kesinlikle daha kısa. Daha yumuşak bir lastik yapmışlar aslında. O yüzden kayıyor galiba. Yo, o zaman kaymaz ki o zaman. Kaymaz tabii. Ben bugün fizik kurallarını unuttum ya. İletken yalıtkan. Tabii tabii. Lan! Ne biçim dönüyorsunuz lan? Ha, yazık adamın da off track şeymiş. Out lap'iymiş. Yol vereyim dedim, içime çıktım lan. Kaza yapacağım sandın galiba başta. Yok. Hayır, erken yavaşladım. Son 3 virajdır erken yavaşladım yetiş diye. Geldim. Şu son sektörü biraz alışamadım, onun dışında biraz alıştı değilim. Buraya biraz erken fren yapıp erken içeriye turning yaptığın anda gazlaman lazım. Car stopped on the right. Car stopped on the right. Car stopped on the right. Car stopped ahead. Yok. Abartı bir frendi. Erken yapman lazım oraya, evet. Geldim. Buraya 2 ile dönüyorum bu arada. Ben 1'e inmiyorum burada. Aynen ben de. Daha iyi tork oluyor. Patinaja kalmadan gidiyor. Bazen hatta bu iç bölümlerde short shift yaptığım da oluyor. Ama gazı kontrol ediyorum. Çünkü erken vites atıp gaza köklediğin zaman sapıtıyor araba. Aynen eskisi gibi çok %100 gazla araba gitsin olayı kalmamış. Kesinlikle gaz kontrolü de gerekiyor sık sık yani. Önceden bir kere gaza oturduktan sonra araba gidiyordu. Artık biraz kayma yapıyor. Daha geç fren yapılırmış buraya ama. Aha, vites geçmedi gene.
Gene mi başlıyoruz? Off track. 39. turumu atıyorum. Lock-up'lar çok tatlı olmuş ama. Evet, kesinlikle. Hissediyorsun ya, ona göre freni biraz salıyorsun falan. Hissiz bir lock-up vardı çünkü. Şimdi direksiyonda kaymalar, kaymalar da çok gerçekçi olmuş. Arkadan understeer olduğunda araba hissediyorsun yani. Bilmiyorum, benim hissiyatım için çok yeterli. Biraz aşırı geldi bana oversteer'lar. Bilemedim. Kontradan ziyade daha çok gazla oversteer kontrol etmek mümkün. Muhtemelen alışınca yine kontrayla toparlayacağız da şimdilik. Yok abi. Lastiği yemektense, çünkü aşırı sıcak lastik de yol tutmuyor biliyorsun. Ben ufak bir benzini bitirdim. Okey. Bana bak. Ama yok, yoldayım, hasar yok. Yavaş bitir. Benzin pahalı. Oo, böyle. Vallahi adamı çarpmadan kurtardım orayı. Çok iyiydi. İlk tur ne güzel, biz yan yana gittik ya. Ne oldu bana? Bilmiyorum. Kalp krizleri. Bu antrenman olduğu için çok kalp krizlik bir durum yok ya. Pitiz. Ama yarışta yaşanıyor öyle şeyler. Zaten bizi direksiyon başına tutturan şey de o. Heyecanlar, küçük heyecanlar. Kalp krizleri, adrenalin. Adrenalin demek kalp, kan pompalıyor demek. Sen miydin o? İyi. Bendim. Selektör çaktım sana. Gördüm. Çok uzaklaşma, geliyorum. Geldim. Ama arkadan gelen var, yol verelim mi ona? Siktir et ya. Aha, ne yapıyorsun? Geldim. Dört diye girmedik mi ya? Ben dört yarışa girdik sandım. Yanmaya dönüyordum. Dört iyidir ya. 3, 4, 5. Siktir, çok kötüydü. Ön tarafta ufak hasar var senin. İlla ki. Ama şey, aracın sürüşünü etkilemiyor. Ben bu burada ne güzel kamyon gibi çimenden gidiyordum ya. Çok kayıyor ya. Yolu tuttu dediğin yerde bile kayıyor araba. Oo, yapmak performansı tutturdu. Frenlerde risk almıyorum da biraz elim alıştı. Okey. Şey, kaç oldu basınçlar? 1.7 oldu mu? 6. 1.7 olunca bak gör, daha iyi oluyor.
Jetleri geldi, korkmadım diye. Ben de zor döndüm de o yüzden. Hop. Burada içi kesiyorduk sol tarafı. Kesemiyoruz artık, kötü topladım. Olmuş. Çarpmadan geliyorum. Evet. Geldim galiba. Oh. Oho. Okey, tuttum. Saat kaç oldu? Güzel. 45 dakikam daha var. Odanın bitmesine 13 dakika var. Buçuktaki yarışa mı girsin? Oh. Okay. Ne güzel tuttu araba ya. Evet, şu an lastiklerden de... herhalde dediğin gibi. İşte aynen öyle, çok iyi tutuyor bir yerden sonra. Önceden 1.7'leri falan basınç olarak görmüyorduk zaten. 1.5'te kalıyordu. Aynen. 1.3 1.4 başlayıp 1.5'te bitiriyorduk. Ne güzel tuttu lastik ya. Vallahi ben hep soğuk sürmüşüm. Yo, yo, devam. Devam arkandayım. Biraz koptum ama sıkıntı yok. Overheat oluyor mu peki? Overheat olayını bilmiyorum. Bir dakika, lastiklere girmeden kurtarabilirsem. Kurtardım. Okay. Yavaşladım ben. Evet, geliyorum abi. PT'yiz, bakar mısın? Süleyman bir şey istiyor bak. Güzel bir şey istiyor. Heh, geldi, okay. Geldim. Hoppa. Frene basmasam arkadan şey oluyordu. Ne oluyor lan? Vitesler geçiyor, geçmiyor. Bir abonem oldu galiba. Yok, pardon. Like, şey. Ne derler ona? Tövbe estağfurullah. Hayır! Ne güzel geçmiştim ben. Ben iyi çekiş almıştım ya. Deneyecektim. Ron Dark, hoş geldin. Takipçimiz olmuş. Evet, sesten anlayamadım ben. Geldim. Hoppa, ekstra kaydım burada. Oha, nasıl duman çıktı lan lastiklerden öyle. Hala kayıyor araba ya. Harika. Ben gribi buldum ya. Valla korkmadan basıyorum gaza. Bas. Çok uzakta değilsin. Yo, şey, viraj çıkışlarında basabiliyorum yani gaza şu an, biraz daha iyi. Durduramadım. Bir tur atayım bakalım. At, yüksek at. Tempo. At. Ben lastikleri çok aşındırmış olabilirim bu arada ya. Bayağıdır aynı lastiklerle turluyorum. İnatla. Hani araba hafifledikçe daha iyi turlarım diye düşündüğümden. Yakıt durumu ne acaba? 55 turda atarım diyor. 80 turda 30 turluk yakıt.
Yemişim ben baya. Manyak gibi non stop sürüyorum, ne güzel ya. Kaymış işte şurada. Topladık abi. Devam. Oradan nick. Bazen buradan böyle vites atasım geliyor, böyle dolmuşçu gibi. Ya da şahinci gibi. Slow card ahead diyor. Sen misin slow card? Şey, car. Evet. Oo. Hala bazı yerlerde inanılmaz kayıyor benim araba şu an. Ama gaz kontrolüyle geldim dibine kadar. Tövbe, yanlış girdim göremediğim için. Çok güzel toprağa da çıktım. Okay. Hızlı turunla 27. olmuşsun ama daha iyi yapman lazım. Kaç yaptın? Off track aldım ya, hızlı turun değildi. Çünkü senin beni geçmeni bekliyorum açık konuşmak gerekirse. Düşük 7 atabilirim herhalde şu an ya. Çok güzel. En hızlı turum bu olacak herhalde. Bakmadım diğer turlara ama. 7-5 attım. Ne güzel gaza oturuyor ya. Çok sevdim ben şu an. Benimki yanlayıp duruyor ya, gelemiyorum. Aha 9. olmuşsun. Aynen. Gelişir ya. Ben sevdim şu. Allah sen misin o, pardon. Evet. Seninle alakası yok ama ben giremedim virajı. Şu an lastiklerim fazla aşındığı için galiba kayıyor. İstiyorsan pit yap. Evet öyle yapacağım. Yakıt almadan sadece lastik değiştirip geri döneceğim. Bakalım neler olacak. Ben yavaştan gidiyorum. 50 tur atmışım abi aynı lastiklerle. Oo. Elli tur. Ya bir IMSA yarışını bitirmişsin. Tabii. Ay vah, birini blokladım. Sorry. Ruben Ropero Ruiz. Baby su ne lan? Uzman. Süleyman, Allah belanı vermesin. Satmaz olsun markası. Çok doğru tespit. Bum 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 bum. Bakayım bunu öyle yapsam çarpmadan kullanabiliyor muyum acaba? That's it, go dedi. Tatlış tatlış gidelim. 8.7 saniye önümdesin. Geliyorum. Ama ben daha lastik ısıtacağım tabii. 1-4 ile başladık bakalım. Aramızda biri var. Aramızda biri var. Aramızda biri var. Yayında da çıkmak için ben önden gidiyorum.
Tabii ki. Git git normal git ya. Arkada da olsan relatif ekranında ismin çıkıyor yani şimdi. Ayıp edeyim. Öyle olmaz relatifde. Görüntümüz çıkacak diyorsun. Aynada da görünüyorsun. Kaçma ayıp edeyim. Senin arabanın arkası değil, önü daha güzel. Aynen, turkuazlı. Eskiden bir de şöyle bir şey vardı. Soğuk, appa! Soğuk lastikler saçma bir şekilde daha iyi yol tutuyordu. Aha. Evet, ben pitten çıktığım anda iyi tur atabiliyordum. Aynen öyle. Hatta Delta hep yeşil yeşil gidiyordu. Ama saçmaydı zaten ya. Böyle daha mantıklı yani. Tabii, geldim, tabii. Geldim, geldim, ya, geldim, geldim, zaten geldim, lastik geldim. Isıtma yok. Aa, pardon diyemedim ya. Yalnız 51.9 ben kullanıyorum şu an ya. 51.9. Ha şey, fren balans mı? Aynen. Problem yok yani. Hele ki şuradaki yokuş aşağı virajda şeyde frende iyi oluyor. Virajın ortasında mı fren? Ha şey, tam dönerken. Arkayı... Ya bu tabi şey değil. Bilemedim. Referans kısa değil mi diyorsun? Ben aynen. Vallahi gördüm göreceğimi. Ya, kötü örnek yapıyorum. Oldu. Hemen ben bir toparlıyorum. Doğrusunu yapıyorum ama. Aynen. Replay'den bakarsınız falan diye. Eyvah. Spoiler duruyor yerinde. Ay ya, kesin yamulttum arabaya ama bir bakayım. Gidiyor mu? Spoiler'ı gördüm, duruyor. Abi damage, we get that fixed. Evet abi, pitli bir türü açınca arabanın TC çalışmıyor. Çok güzel yamultmuşum arabayı. Gidip bir yere daha göreyim bakayım. Haritadan çıkıp girdim pide. Oo. Güzel takla. Evet. Peki şimdi bu seride sıralama turuna çıkınca ne yapacağız? O bir tur outlap'te bu lastikleri biz 1.4'ten 1.6'ya nasıl getireceğiz abi? Gelir. Gelmiyor. Kaç tane yarışa girdim bak? 2 tane yarışa girdim dün yeni lastik. 1.7 de ama şahane oluyor gerçekten. Hop, dakika 1 gol 1. Şu an ben bir soğuttum. 1.6 1.5'lere düştü de. Ben basayım mı? Bas. Ben çok arkadayım. Lastik ısıtacağım ben de. 23 saniye var aramızda. Sen bas. Ben zaten o kadar hızlı gidemeyeceğim. Lastikler soğuk olduğu için zaten yavaş gidiyorum. Arabayı kırmadığım sürece de merak etme yani. İlk defa lock-up'la spin out. Güzel oluyormuş bu. Oğlum araba durmuyor adeta. Oo, session bitti. Session bitti, evet. Ha, beni geçtin ama helal. Gerçi ben bayağı seni bekleyerek turladığım için. Bu sayılmaz hocam ya. Oyun bozanı gibi değil mi? Valla ben bir yarım saat daha takılırım. Bunun bir sonraki şeyine girebiliriz. Ya da istiyorsan farklı bir seri F3'te deneyelim mi? F3 sürmek ister misin? Ama sen de F3 yoktun. Arabam da yok. Pistim de yok orada. O zaman okey. Bence BMW'ye takılalım. BMW burada bir oda daha girelim o zaman. Pistleri falan toplayayım ben şimdi, zaten bir alım yapacağım. Okay.
Zaman gireriz. Nice idea. Şuna basınca çalışıyor mu? Ya bu niye çalışmıyor gene ya? Yükseğe aldım. Görsün diye. Cik 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 ötsün diye görmüyor. Diyor ki ben diyor seni diyor şeyini görmüyorum diyor. Boşuna diyor bana diyor artistik yapma diyor. Ben şimdi onu kırarım bozarım. Bundan da bir uygulamadan da bir çık bakayım. Hayır. Oh Twitch'e ne olmuş ya? Çıldırmış. Aa süper. Süleyman sana selam söylüyor. Selam. Yine diyor onunla bir ara roket oynayalım diyor. Rokette o iyi ya. İlk geldiğinde ben selam verdim Süleyman'a duymadı kaçırdı demek. Muhtemel. Rokette ben o kadar iyi değilim ya. Bir de kablosuz joystickle oynuyor. O da biraz kötü oluyor. Kablosuz joystick. Joysticklerden gamepad. En kablosuz. Kardeşim bunu görmekte ne kadar zorlanabilirsin ya. Alt tarafı wireless'ı göreceksin ya. Heh, oh be. Evet continue diyoruz. Heh, günaydın. Session results'tan ne göreceğiz merak ettim. Liderden 1.054 yavaşsın sen. Ben 1.200 yavaşım. Bir saniye yavaşsam çok rahat geçeriz onu. Evet tabii. Sen de ben de ikimiz de çok rahat geçeriz. Benim en iyi derecem 1.53 zaten burada. Sen 24 tane kendi fast lap'ını yapmışsın. Yani? Yani attığın turlardan 24 tanesi fast lap'miş senin için. Benimkilerden 10 tanesi fast lap'miş. 54 tur atmışım, sen 28 tur atmışsın. Günahımı almış. Ben 1.7'ye fast lap demem. Yani. 31 incident'ım var. Benim 78 incident'ım var abi. Ama 54 tur attım yani. Yine de tur başına. 1.2. Pist dışına çektin filan onlar da var. Ha, onlar da var gerçi doğru. Sen Division 4'müşsün. Ben de 4'müşüm. İyi aynı Division'a düşmüşüz lan artık. Çok iyi. Geçen sefer sen 5'tin galiba. Galiba. Bir üstteydim ben diye hatırlıyorum. Ben Division... Evet öyle bir şey ya. O da bakalım. Uzun... Şurada arka tarafta bir oda buldum. 594. 2 kişi var. 1 saat 50 dakika. Sakin sakin girelim. Evet. iRacing tidbits. He ran out of talent about halfway through the corner. Virajın yarısında şey yeteneği bitti. Demiş Buddy Baker. Demek ki Yiğit Tezcan'ın lafı dediğimiz laf aslında Buddy Baker'ınmış. Bizi kandırmışlar. Yeteneği bitti lafı. İnanmıyorum. Çalıntıymış. Yiğit Tezcan dövecek beni şimdi. Boks çalışıyor oğlum adam. Ben kim Yiğit Tezcan onu da bilmiyorum ama sallıyorum. Aa uzman. Evet okey uzman. Vurguladın anladım gördüm. Şey yarış yapmayacağım çünkü sahne var benim. Yarım saate çıkacağım. Gökberk'le bayağıdır da iRacing'e soktum Gökberk'i hiç beraber takılamadık. Dedik bir beraber antrenman yapalım yan yana biraz sürelim falan. O kafalardayız şu anda. Evet şunu kapatmazsam eğer ok gibi bir şey daha çıkacak. Yarış şeyinde değiliz. Yarışa girecek modda değiliz ama bizim şu an ratingler de tutuyor. Tabii bundan sonra birlikte halledeceğiz. Aynen sık sık beraber yarışırız yani.
Geldim. Pitch'ine bekliyorum. Görkem Gözel var. Görkem Gözel. Hiç tanıdık değil ancak. Süleyman demiş ki antrenman iyidir. Ben de eve gideyim. Beraber üçlü döneriz Semazen gibi demiş. Oh, Dirty Sheet hoş geldin. Merhabalar. Riverside konserinden bağlanıyorum. Vay hocam. Eyvallah iyi yaptın süper yaptın. Bizim için de eğlen. Oh yeah. Hemen practice'e oturalım bakalım. Oo, tanıyormuş onlar birbirlerini. Çok güzel. Vallahi go. Kırıyordum araba yaz kalsın. Car on your left. Stay on the right. Clear on the left. Kaymadı mı senin araban da orada? Kaydı. Okey. Kontrolü tuttum. Aynı şekilde. Eyvah. Bana bir yerden yayın senden... sesi geliyor ya pardon. Ha yok gelmiyormuş. Senden kaçayım derken lastiklere girdim inşallah. Hasarım. Var çok... mı hasar? Yoktur bilmiyorum ki. Yok ya sıkıntı yok. Yayın sesi geldi sandığımda kapatmak için. Oo, topladım okey. Yalnız çimin üzerinde artık hız kaybediyoruz. Evet eskiden hız kaybolmuyordu neredeyse. Oo bir takipçimiz daha oldu. Kim geldi acaba? Turta. İyi, çok güzel. Turtalar demek ki ondan. Turta hoş geldin. Merhaba. Araba bambaşka bir araba oldu sıcak lastiklerden sonra. Ninja tut. Süleyman yapma. Attım abi o ne ya. Yalnız yerdeki fren izleri arabalar fren yaptıkça oluşuyor. Evet. Şu an yerde fren izi yok. Çok az evet. Fren izi bak baka baka fren yapmayı bekledim ve fren izi yoktu. Referans noktalarımı asla yerdeki izlere göre seçmiyorum ya. Yani yerdeki beyaz bak, çizgi vesaire dışında de... bir şey tercih etmiyorum. Nasıl? Sadece bakayım dedim fren ha. Noktasına. Bakmaz olaydım.
Yanıltır hocam. İlk düzlükte zaten 3. kuka fren noktası referansı. Evet ama lastikler ısındığında öyle. Aynen seni, şu an hiç fren yok. Seni dinledim. Olmadı. Oh baby. Değil mi? Benim araba gitmiyor gibi değil mi Süleyman? Sana BMW diye Şahin motorumu taktılar abi 1.9 bu ne ya diyor. Benim bir benzin bitti. Tamam. Orada neye off track vardı acaba? Çok merak ediyorum. Son virajı çok tatlı girdim ya. Aha ön tarafta ne yapıyorsunuz öyle? Heh. Geldim geliyorum. Geldim geliyorum. Spin attı tam ortada. Solda kal. Temiz geçtim gördüm eyvallah. Yapma o kadar yavaşlama burada Gökberk. Seni çizgimi, bekliyordum ya. Çizgimi de bozdun ama öyle olmadı. Hiç hoş olmadı. Üzgünüm ben de çarptığım için üzgünüm. Yavaşladığını söyleseydim ben oraya öyle hani ben şey, geldiğini fark etmedim ya. Performanslı girmezdim. Sen Black Box'ta ne kullanıyorsun? Relative. Bakmıyordum ki ama. Ha. Uzaktın ya sen o ilk virajda adamla kapıştın filan. Ya turum iyiydi biliyor musun? Yarım saniyenin altında ya da yarım saniye civarında yavaştım sadece best lap'tan. Hızlı tur atacaktım. Sen hızlı tur atmamı mı engellemeye çalışıyorsun yoksa? Bak 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 taktiklere bak. Ben yayından görüyorum bir yandan. Hop hop hop. Geçtim galiba abi. Bir sakin sürüş yapıp lastik ısıtıp basmak lazım ya. Belki de fazla birden ısıtıyor olabiliriz lastikleri, o da olabilir evet. Oo. Yolda kalamıyorum ya. Araba bambaşka bir şey oluyor soğuk lastiklerle. Bu kadar olacağını beklemiyordum. Valla antrenman odasının ikincisiyim şu an. Önümdeki diğer Görkem Gözel ile aramda çok küçük bir saniye farkı var. 0-3 bile değil. Tara 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 tara.
Bak şimdi dönerken geçip gitmiş. Anne bak ellerimi bıraktım. Yok bak sen de şu ilk üçe gel. Tur zamanı hemen. Olarak. Türkler olarak. Kapatalım şeyi. İlk üçü. Antrenman odasını. Bu antrenman odasını bize alalım. Kendi arabama kendim ses yapıyorum artık. Ben tatmin etmiyor beni BMW'nin sesi. You got a slow car on the right. Go left. Azıcık heyecan yapayım dedim. Kayma işte ya. Slow car on the right deyince hemen relatife bakıyorum. Acaba Gökberk mi diye bir bakıyorum. Evet. Lastik ısıtıyorum. Hı. Ben de benzin bitiriyorum. Bir altıları görmeye başladım. 7700. İçime çıkma. Aa. Burayı daha iyi dönüyorduk eskiden ya. Ne yapıyorsunuz ya? Ben piste buradan dönersem bana kaç saniye kat verecek acaba? Hiç vermedi. Verdi lan. Oha. Oha 30 saniye penaltı vardı lan direkt. Pitten çıkamayanlar da bugün. Çok mu önde? Sonia Maria Pardi. Ben bunu dün de görmüştüm ya. Car on your left. Clear on the left. Üst hızlarda çok traction control devreye giriyor ya. Evet. Dördüncü, beşinci viteste bile
Bana çarpıyor bu gerizekalı, zor kaçtım onunla ya. Haydi. İyi, lastiklerim soğuk sanıyorum, sıcak değiştirmedim ki. Güzel, dörde gelmişsin. Adım adım çıkıyorum. En temizi. Eskiden ben burada 5 nasıl yapmışım acaba, çok merak ediyorum ama hayırlısı. Ben birazdan 6 yaparım diye düşünüyorum ya. Yerde dönüyoruz geri, çıldıracağım ha. Ben radyoyu mu açmamışım ya? Kimsenin söylediğini duymuyorum. Yo, açık. Ses mi kısık değil. Aa, Gökberk gitti. Dön lan. Haydi. Hayvan herif. Neredesiniz acaba? Abi ben şeye bakıyorum ya. Relative'de adamın zaman çizelgesindeki sırasına bakıyorum eğer. Daha yeni piste çıktı ya. İşte öyleyse uzak bile durduğum oluyor. Yani yol vermesi gerekiyor. Turda değilsin, bir şey değilsin. Çık o, işte yani. O kültür yok abi ya. Çoğunda yok. Kültür çoğunda yok. O yüzden hiç sallamıyorum ben. Bak fena mı oldu, yetiştim sana. 2,5 saniye. Aha, durduramadım. Okey, idare eder. İlk virajda bir saniye kaybetmek nedir ya? Ben acaba bu 1.5'i draft alarak falan mı yapmışım? Draftsı da yaparsın ya. 1.5. 1.5 şu an mümkün değil ya.
Ben şu arabayı bir servise götüreyim. Hadi be, tam da yetişiyordum onu. Şey, lastikleri değiştirmeyeceğim. Ha, okey. Kesme oradan, Black Flag veriyor, 30 saniye ceza veriyor. Versin. Pite gidiyorum, ne yaptı, canımı mı alacak? Doğru. Chat, ne yapıyorsunuz ya, kimse var mı orada? Yolun da ortasında durayım ki arkadan gelenler bana çarpsın. Neyse, kimse yok. Haydi! Saçma sapan vurdum arabayı. Ben de pite giriyorum. Ben komple lastik, maske hepsini değiştireceğim. Arkandayım. Geldim. Oo, birisi benim derecemi geçmiş. Fasi Taura. 7600'da kaldık ya. Oha, senin önündeki adamın farka bak. Çok iyi. 0.005. 1005. Güzel fark. Şimdi hepsini geçiyoruz. Çıkarken söyle de ben de çıkayım. Tamam. Lastik aşınması da iyi yani. 94-92 civarı. Az yani. Hiç bakmadım açıkçası. Bendeki çok ya. Sen çok tur at. Ön taraflarda sadece sol ön bile %82, %68, %67 gibi dengesiz bir değer var. Değiştiriyor musun askeri? Ben hazırım. Ben de hazırım. Çıkalım. Bundan arkasına takılırsak eğleniriz diye düşünüyorum. Arkasına takıldık, eğlendim ben biraz. Ben de eğlendim, hepsini geçtim. Benim drag bias'ım kötüymüş ya. Default'taymış, ben o yüzden biraz şeymişim. Arabada bir gariplik var diyordun. Şimdi ne oldu ya? Bu sefer de ben dönemedim. Ah. Merhaba canım. O neydi lan? Oo. Çarptı mı sana o? Yok. Nasıl çıktı oradan, gördün mü? Gördüm, görmez miyim? Kobayashi gibi çıktı. Adam Kvyat'ın yandan versiyonu ya. Kvyat, evet evet, o da olur. Torpedo. Kobayashi de öyleydi ya. You got a slow car on the left.
Evet, savaş veriyorum direksiyonla gene. Önümde odanın birincisi Görkem güzel var, güzel var. Dönemedim son virajı. Hayır. Bay bay. Your car is too much damage. We've got to fix it. Gel lastik sıçacağız, gel lastik sıçacağız. Oo, Emir Bahçıvan da gelmiş. Ne yaşıyorum acaba? Sen de mi pite girdin? Yok. Yok. Allah! Ses geldi. Neresi? Pit dedin, de çağırdın beni ya. E işte bak, ben de yeni çıktım. Gel beraber ısıtırız lastikleri. Öyle lastik tutmam ya, onartırım. Ama bayağı hasarım var ya, buna onarılmaz herhalde. Lastikleri iyi duruma getirdim işte, bırakmak istemiyorum. İşte bende de öyle oluyor. Hasarlı hasarlı sürüyorum ondan sonra. Yo, bende turuncu siyah bayrak var. Daha benzini de kapatayım. Adama yol vereyim dedim. Kime çıktım? Eve gittim yemin ediyorum. On bir dakika. Repair değil mi? Aynen. Aa, new car. Ne olmuş? Yeni arabayı vermedi de. Request ettin mi? Şimdi çıktım piste ya. Okay. Ben 1.5 yaptım lastikleri şu an. You got a slow car on the right. Belki de optimum 1.6'da tutmamız gerekiyor, onu da bilmiyorum. 1.6'da ben iyiydim. 1.7'yi çok deneyemedim. 1.7'de çünkü bu sefer overheat oluyor galiba. Biraz fazla kayıyor gibi hissediyorum ben. Bir turda 1.5 yapılıyor. Aynen. Ama ikinci tur hala 1.5. Hop, çarpma be ya, yapma ya. Çok mu hasar var? Evet, evet. Kafadan girdim dümdüz. Sıçtım. Sıçtım.
Ön lastikleri kitleyerek 1.5 yaptım. Daha pistin yarısına geldiğimde. Ben seni bekliyorum, birlikte gidelim ya, böyle ayrı gayrı olmuyor. Okey. Neredesin? Düzlükteyim. Tamam, ben son viraja geliyorum. Full 1.5 yapmış bir şekilde geliyorum. Son virajı girdim, kaydım ama topladım. Geliyorum değil mi? Tam gaz geliyorum. 217, 20, 30, 40. Yoksun düzlükte. Bir ilerledim biraz. Ha, ilerlemişsin, gördüm. Fak fak gidiyorum. İkinci virajın oradayım. Aa, iyi bak, girdim. 10 saniye var aramızda. Geldim. Biraz da kasaplık yaptım. Gördüm, adam pit attı arabasını. Kendi spini aslında da. Beni görünce heyecanlandı. Geldim. Geldim. Aa, yapma, bu yapma. Ya. Çarpmadın değil mi? Yok, çarpmadın. Vurmadım. Güzel, bekliyorum. Pit çıkışını oraya çektim hatta, güvenli bir yere. Birden geçmedi. Geldim. Gördüm ama benimki anca hızlanacak. Sen sahneye geç kalmıyorsun değil mi bu arada? Yok, bir 10 dakikaya çıkarım. Bir iki tur beraber gidelim ya. Ama. Bilmiyorum yani, böyle nasıl olacak? Kardeş. Atar yapıyor değil mi? Hayır. Çüş. Okey, topladım. Sen ne yaptın? Tek kestirme yol buldum ben burada ya. Fark ettim. Durma. İn. İnin, at. Haydi artık seyir zevkini yükseltelim biraz. Derken kazalar her zaman seyir zevkini yükseltmiş. Kesinlikle kaza yapabiliriz bence birbirimize. Geldim, devam. Abi. Devam et. Sen birazdan spin atarsın. Yo, atmam. Haydi bakalım. Devam. Ama böyle... Hahahaha.
Oraya off track vardı bana. Aynen, bir tık sol lastiğin çimdeydi ama... İki lastik. Yani sadece sol taraf değil miydi? Tabii sadece soldu. İyi de off track 4 teker çıkınca olmuyor mu? Ya biraz da vakit kazanmaya göre onu ayarlamışlar. Birazdan viraja değişiyor. Ufak bir lock-up. Büyük bir lock-up. Durduramadım. Spin atmam diyen Atakan Spinoza olmuştu adeta. Ama çarpmadım. Neredesin, gittin mi? Bir yavaşım. Arkadan gelen iki araba var ama. Biri zaten spinliydi onların. Evet, fark ettim şimdi, spin atmış duruyordu. Ben 8'e düşmüşüm. Geldim. Aa! Aa, duvara da çarptım. Az çarptım ama. Aa, yamuldu. Az yamuldu ama. Fuck. Ya bir yan yana gidemedik ya. İleride nasıl olsa spin atarım diye ben basıyorum şu an. Kim, sen mi spin atıyorsun? Evet. Attım. Kenarda bekliyorum. Geldim. You got a slow car dedi gene. Kim acaba? Kim acaba? Burayı short shift'e dönüyorum artık, daha az kayıyor. Aslında dışarı çıkarıyorum arabayı. Frene çok bastım. Ne güzel chat ya, bomboş. Gitme. O ne? Sen misin? Arkamdaki benim. Pardon ya. Bir şey olmadı, devam. Arkanı yamulttum. Olsun, senin de önünü yamuldum. Önüm yamuktu zaten.
Kayma lan. Ben burada... Ooo gittim. Geri çarpmayayım dedi ama çarptım. Ben yok. Ben eve gidiyorum. Yani işe gidiyorum daha doğrusu. Çok saçma kaza yaptım ya. Sikerler. Şu an yarışa girmek aşırı riskli zaten. Gene kaç tur attım acaba? Ay pes. 29 tur atmışım. 12.sinde en hızlı turumu atmışım. Yarısında. O da 7600. En hızlı 3. 4. pilot olmuşum. Geçmiş 2 kişi. Pes canım. Tabii yeter bu kadar. Ama top split'te yarışırız. Gerçi reytingimiz yetmiyor ama girdiğimiz splitte anasını ağlatırız. Sen, rahat sen, ya. Sen de öyle ben de öyle. Çok üzülmeyiz yani. Hiç önden... şeyimiz yok ya, antrenmanımız yok. Ben ilk defa sürüyorum zaten bu yeni fizik şeyle. Ha eyvallah. Ben şöyle bir 3 saat antrenman yapıp ondan sonra yarışa girdiğimi hatırlıyorum. Yani 3 tane 1,5 saatlik odaya girdim ama hepsinde tam zamanda girmedim. Farklı zamanlarda girdim odalara. Gelirsen gece bile devam edebiliriz. Hatta IMSA'ya dönebiliriz. IMSA'da ben pisti de bilmiyorum ama hallederiz ya. Gece benim dönüşüm 3.30-4. Belki olabilirim ama o saatte benim ne kadar uyanık benim, olup... Yok benim de enerjim kalmaz, yorgun gelirim ya. Yarın yaparız ama. Sen gündüz boş musun yarın? Yarın ne günlerden? Çarşamba mı? Hı. Aynen. Ben boşum ya. Süper. Duruma göre haberleşiriz. O zaman ben ufak ufak kaçacağım. Sevgili seyirciler, arkadaşlar kim varmış bakayım gitmeden. Oo merhaba, 5 kişi. Harika. Tolga Demirtaş, görüşmek üzere. Ufak ufak kaçıyorum. Gökberk buradaymış. Diğerlerini hiç tanımıyorum. Shadow for Night. Round Dark. Okay. Sanırım diğerleri bot. Anladığım ve gördüğüm kadarıyla. Oo Tuna da buradaymış, VIP'ler listesinde. Hoş geldin Tuna. Ama kapatıyoruz yayını. Yarına kadar sağlıcakla kalın. Yarın da muhtemelen yine yarış temalı yayınımızda sizlerle olacağız. Şimdilik bana müsaade. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.